Ester darlıkları değişik sebeplerle oluşmaktadır. Bu sebeplere baktığımızda özellikle radyoterapi sonrası, daha önce uygulanmış üreter cerrahileri, travmalar, bu cerrahi travma olabilir ya da trafik kazası olabilir. Üreter taşları, doğumsal ve yapısal anatomik bozukluklar üreter darlıklarına neden olmaktadır. Üreter darlıklarının boyutu tedavisinin yerine göre değişmesine neden olmaktadır. Eğer üreter darlığı 2 santimetreden uzunsa veya daha önce endoskopik yöntemlerle yapılan tedavi yaklaşımlarıyla başarısız bir tedavi hikayesi varsa, aynı bu hasta grubuna üreterostomi dediğimiz bir ameliyat tekniği önerilmektedir. Üreterostomi açık yapılabilir ve ilk defa 1992 yılında kapalı olarak laparoskopik yapılmıştır. Bugün de açık, laparoskopik ve robotik olarak yapılabilecek bir tedavi alternatifi. İlk robotik üreterostomi 2003 yılında başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Üreterostomide üreter darlığının boyutu ve yerine göre yaklaşım değişebilmektedir. Bu nedenle üreterostomi işleminde değişik teknikler aynı zamanda robotik olarak kullanılmakta. Kusasiç, bovarifilep, ileal üreter veya ototransplantasyon gibi ek tekniklerin kullanımına zaman zaman ihtiyaç duyulabilir. Robotik cerrahinin avantajı burada yine tüm tekniklerde olduğu gibi bu yöntemlerin açık cerrahiye kıyasla bu düşündüğümüz modellerin hepsini etkin bir şekilde yapabilmek robotik cerrahinin üreterostomide de kendisini yer bulmasını sağlamıştır. Burada yine hasta klasik pozisyonda yatmakta. 1 ve 3 nolu robot kameraları, 2 nolu kamera yerleştirildikten sonra işlem yapılmakta. İşlemin sonunda bir double jet stent böbreklere ve üretere yerleştirilmekte. Baktığımızda temel olarak robotik üreterostominin açık ve laparoskopik yaklaşımlara göre avantajları daha az postoperatif ağrının olması, daha az kanamanın olması, daha kısa iyileşme sürecinin olması, daha çok böbrek fonksiyonunun korunması, daha iyi kozmetik sonuçlarının olması, herhangi bir dikiş alanı ve ciddi bir cerrahi insizyon olmadığından dolayı kozmetik sonuçların iyi olması, yine dikiş atma gibi yani üreterostomi sırasında robot kollarının avantajları, robot kamerasının sağladığı 3 boyutlu görüntü gibi avantajlar sayılabilir. Dolayısıyla bugün üreterostomi yapılacak hangi gerekçeyle olursa olsun vakalarda da açık cerrahi, laparoskopik cerrahi yanında robotik bir yaklaşım yani robotik üreterostomide başarılı bir şekilde uygulanacak tedavi yöntemi olarak görülmektedir.